Bu sene ilk defa bir sucuk deneyeceğim. Sarımsağını rendeledik. Göz kararı yapıyorum. Ölçmedim. Tuz. Çok. Kimyon. Karabiber. Hepsini yiyelim yavrum. Dağıtsana. Pul biber. Bu da kırmızı tatlı biber, renk vermesi için. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu güzel iyice yoğuracağız. Yarın da normal sucuk kıvamına şekillerini vererek buzdolabında bir gece dinlendireceğim vaktim olduğu için. Vakti olmayan 3-4 saat dinlendirsin. Kırmızı toz biberi az gelebilir. Biraz daha eklerim ona. Kıymayı da yağlı bir kıyma yaptım. Sucuk yağsız olmaz tabii. Acılı seven ne yapacak? Biraz daha acısını fazla etmesi lazım. Yani acılı seven, sevmeyen vardır. Ben biraz az koydum ama biberimiz tam acı değil. Biraz daha ilave edebilirim. Kırmızı biber de ilave etmem gerekiyor. Rengini az oldu. Kıpkırmızı olması gerekiyor. Evet, rengi az oldu. Yo, o onu yerdi ya. Yormadım kendimi. Şöyle bolca kırmızı biber. O da biraz daha pul biber ilave edeceğim. O ıslanacak, biraz daha rengini verecek. Çok acı oldu o. Tam acı değil. Bunu 15-20 dakika yoğuracağım. İyice birbirine girecek kıymanın içine. Dinlendikten sonra da çıkartınca yine biraz daha yoğuracağım. Arkadaşlar, belki ben bunu çekip yapamayabilirim ama streç filminin arasına sararak, sucuk şekli vererek, ister parmak gibi vereceğim, ister halka sucuk yapacağım. İnşallah onu da yaparken yine çekerim. Bir tane gösterebilirsin. Numune olarak. Numune olarak gösterebilirim. Şöyle göstereyim ben, şöyle bir numune olarak. Streç filmi de yanımda. Kağıdın üzerine koy istersen. Şöyle arkadaşlar. Kalınlığına, uzunluğuna isterseniz bir kere pişirmelik olsun. Elinden görünmüyor ki. Biraz daha da ince oldu ben zannedersem. Dağıtacağım onu. Kıymatlı biraz az oldu. Yani isteyen kalın da yapabilir, ince de yapabilir. Bir yeme, bir kahvaltılık, bir pişirimlik de olabilir. Hava kalırsa toplu iğneyle veya kürdanla havasını alacak. Evet. Onu da hatırlat.
Uçlarını bağlıyorsunuz arkadaşlar. Uçlarını bağlıyorum. Ve bunu iyice sıkıştırıyorum. Yani bu deneme amaçlı. Bunu deneme amaçlı yapıyorum. Sizlere göstereyim diye. Burayı da böyle bağlıyorum. Bu tek kişilik. Mesela tek yiyimlik. Böyle. İsterseniz halka yaparsam burayı bağlamadan şöyle göstereyim. Büyük yapılabilir. Büyük, daha büyük yapılabilir. Ben şimdi şu an size göstermelik yaptığım için streç filmi yanıma almadım. Şöyle kıvırıp büyük büyük bunu buradan bağlayarız. İki gün gölgede mi güneşte mi kuruyoruz? Hayır, ben bunu buzluğa koyacağım. Hiçbir şekilde çıkartınca normal kesip kesip sucuk gibi yapacağız, yiyeceğiz inşallah. Bunu da buradan böyle bağlanıyor. Ben şimdi bunu küçük yaptım sizlere göstermek için. Böyle kendi sucuğunuzu kendiniz yapabilirsiniz. Ben size bunu göstermek için yaptım. Daha tam kıvamına gelmedi. Katından açaydın mı onu? Bunu bayağı bir yoğuracağım. Sabaha kadar dinlendirdikten sonra göstermiş olduğum şekli vererek daha büyük büyük, daha küçük küçük. Sarımsağını da bol koyduk. Tuzlu biberi inşallah kıvamında olacak. Kimyonlu. Bir gün dinlendikten sonra tekrar yoğurmak gerekiyor mu bunu? Evet, yoğuracağım. Bir 10 dakika daha yoğuracağım. Şimdi ben bunu yarım saat 45 dakika falan yoğuracağım. Böyle arkadaşlar, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Ben Doğa Gezgin'in eşi Nazmiye Özden. Benim kanalıma da beklerim inşallah. İyi bayramlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Sağ olun, var olun.